Herkese merhaba. Serdar Pazı ile beraberiz. Bugün Deniz Kıraca rahatsız. O yüzden size ben eşlik edeceğim. Nasılsınız? Çok teşekkürler Selin. Evet, Deniz'in yokluğunda önceki haftalarda yaptığım espriyi tekrarlayayım. İki kişilik koşarak, performans göstererek açıklığını kapatmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Hazırsanız başlıyorum. Tabii ki. Merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı. Oradan başlayalım. Veri Tabii. beklentinin altında geldi ama burada da ölçümleme konusunda soru işaretleri var. Sence dezenflasyon başladı mı gerçekten? Ve şimdi TÜİK tarafından açıklanan resmi veri tabii herkes için bağlayıcı. Yani memur emeklilerine zam bu şekilde yapılıyor. Bakıldığı zaman çoğu hesaplama resmi olarak buraya dayandırılıyor. Ama diğer taraftan da işte İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı ücretliler geçinme endeksi. 1,6 olan TÜİK'in manşet tüfesinin iki katından fazla. ENAG tarafından bağımsız bir oluşum her ay açıklanan enflasyon verisi, oranın tüfesi 3 katı neredeyse, %5'e yakın bir veri. Şimdi hemen hemen aynı şeyi ölçen farklı metotlarla bu kadar arada bir fark oluşur mu? Çok sağlıklı gelmiyor. Yani önceki yıllarda 2020-21 öncesinde çok geriye gitmek mümkün. Tabii ENAG için çok geriye gitmek mümkün değil. Hani onlar son birkaç yıldır bu işin içindeler. Ama ondan önce İstanbul Ticaret Odası, Ankara'da 4 kişilik bir ailenin masraflarını ölçen, işte açlık sınırı, yoksulluk sınırı olarak açıklayan Türk İş, bizim gibi Türk lirası kullanan dünyadaki yegane diğer ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıkladığı TÜFE rakamı. Bunlar zaman serisinde bakıldığı zaman 3 aşağı 5 yukarı birbirleriyle belirgin bir korelasyon içerisinde gidiyor. Yani aralarında yüksek bir benzerlik var. Birkaç ay biri yukarıda kalabiliyor, birkaç ay biri aşağıda kalabiliyor. Ama 2020-21'den sonra gözlemlediğimiz maalesef diğerlerinin topyekün yukarı yönde giderken, yani hepsi farklı yönlere gitse o zaman gerçekten ölçümleme tarafında bir fark var. Yani burada daha fazla bir emek harcamak lazım. Hani belki zaman serilerinde, belki fiyatlamaların alındığı dönemde istatistiksel olarak metodolojik bir takım farklılıklar var. Ama diğer tüm data aynı yönde giderken TÜİK'in açıkladığı manşet tüfeğinin apayrı bir yöne gitmesi ve düzenli tutarlı olarak hep daha aşağıda kalması. Şimdi mesela ulaştırma alt kalemi 1,6 nasıl geldi diye biraz hani veriyi bakıldığı zaman bir detaylandıralım. İşte giyim eksi geldi. Yani giyim, ayakkabı vesaire tarafında, özellikle çocuk giyim, işte kadın giyim vesaire tarafında hani eksi bir markete, bir alışveriş zincirine vesaire gidildiği zaman hani önceki fiyattan daha aşağıda fiyatla karşılaşan var mı? Gerçekten merak ediyorum. Yani ben işte İstanbul'da birkaç farklı ile de düzenli gidip gelen biri olarak böyle bir şey maalesef gözlemleyemiyorum. Ya da işte ulaştırma tarafında köprülere gelen bu kadar zamlar, işte enflasyona etki etmesin diye akaryakıt tarafındaki zammın tabii 20'sinden sonra yapıldığında görüyoruz. Yani muhtemelen bu ay düşük gelen enflasyon gelecek ay bir miktar daha beklentinin üstüne gelecek. Ama gelecek ay zaten %9 küsur enflasyonun yerine bir rakam geldiğinden o zaman zaten yıllık bazda geri çekilme başlıyor olacak. Yani tabii şimdi burada yerli ile yabancı arasında ciddi bir ayrışma yaşandığını görüyoruz. Yabancı yatırım bankaları, işte Merkez Bankası ve TÜİK tarafından gelen resmi kaynaklara dayandırılarak işte dezenflasyon başladı. Yani geçen sene enflasyon 4'e yakındı, şimdi 2'nin altında geldi. İşte tam 75'te tepeyi gördük, işte şimdi 71'lere geldi. İşte yaz aylarında 60'lara, 50'lere, daha aşağılara doğru gelecek. E demek ki işte hükümetin bir şekilde uygulamaya koyduğu maliye politikası, para politikası da belirli bir kol kola gidiyor. Yeni atılan vergi noktasında da adımlar var. İşte asgari ücrete zam gelmedi. Sıkı bakıldığı zaman hani maliye politikası bu tarafta da devam ediyor. İşte diğer alınan önlemler, yani o 2021, 22-23, işte o heterodoks nöroekonomik epistemolojik kopuş zamanındaki kararlar yavaş yavaş geri alınıyor. Normalleşme süreci sürüyor. Dolayısıyla hani burası makul, işte Moody's'den de not arttırımı gelir falan. Yani yabancının perspektifinden bakıldığında hani gelişen piyasalar içerisinde Türkiye parlayan bir yıldız. Ama diğer taraftan hani bu ülkede işte yaşayan, çalışan, hayatını idame ettirmeye gayret eden, işte çocuk okutan, ev geçindiren, ondan sonra Türk lirasıyla sabit bir gelir ile hayat mücadelesi veren insanlara baktığımız zaman 1,6 mı gerçekten Haziran ayında Türkiye'de
masrafların artış hızı. Yani değil. Zaten hani İTO'nun en akında açıkladığı rakamlar olmadığını gösteriyor. Hani bu sadece bir aylık veriye dayanarak konuşmak, çok detaylı analiz yapmak doğru değil. Ama bu yaklaşık 2-3 yıldan beri devam eden, biriken bir sonucun belki dışa vurumu. Ve yani TÜİK'in açıkladığı rakamlarla dezenflasyon başlıyor ama çarşıda, pazarda, işte bir markette filan hani benim cebimden çıkan para aynı hızda alım gücü azalmaya devam ediyorsa, o zaman hakikaten yani halkın buna katılması, içeride fiyat mekanizmasını belirleyen işte esnaf vesaire şirketlerin hesaplarını, planlarını buna göre yapmaları çok zor. O zaman bir bacağı maalesef eksik kalıyor. Yani beklenti yönetimi tarafında, çünkü halkın inanması artık enflasyon işte yüzde yüzler falan değil, yüzde yetmişler bile değil, işte 30-40 bu sene. Gelecek sene %20'nin altı 15'ler 20'ler, 2026'da tek hane. Yani buna inanan herhalde hane halkı yoktur diye sokakta çıkıp herhalde anket yapsak çok farklı bir sonuç almayız diye düşünüyorum. O yüzden yani yerlinin bir noktada çaresizliği devam ediyor. Yani işte borsayı falan da konuşuruz. Hani oraya yönelim, altına yönelim, dövize yönelim vesaire tarafında. Ama yabancının da bakıldığında zaten kur belli bir yatay gidiyor. Demek ki bono tarafında ben buradan yatırım yapsam enflasyon süreci bir şekilde bana da yarar diye. İşte Deutsche Bank'tan, HSBC'den, Citi'den hani hem dolar TL tarafında hem TL bonoların görece daha iyi performans noktasında çok öneriler var. Dolayısıyla yerli ve yabancı ciddi şekilde birbirinden ayrılıyor. Bunun bir de altını çizmek istedim. Teşekkür ediyorum. Borsayı konuşalım. Endekste volatilite arttı. Böyle mi devam eder? Buradan sonra yatırımcılar neler beklemeli? Şimdi tabii endeks tarafında birkaç önemli katalist oldu. İyi ki gri listeden çıkmamışız. Gri listeden beklenenden daha erken ya da olabilecek en erken tarihte Mehmet Şimşek'in gayretiyle çıktık. Tabii 2019'da hani yeniden niye girdik? İşte 2024'te çıkıyoruz ama işin evveli altını da konuşmak gerekiyor. Şimdi 2024 Haziran'da çıktık ve BIST 100 bakıldığında 10.800'lerin üstünü bir test etti ama orada kalıcı olamadı. İşte belki bu haber zaten gelir diye önden alınan pozisyonların realize edilmesi vesaireyle 10.600'lere çekildi. Ama pazartesi sabahı haftaya başlarken işte Mehmet Şimşek'in bir televizyon kanalında verdiği röportajda işte biz borsadaki kazançların da vergilendirilmesi üzerine çalışıyoruz açıklaması tam bir bakıldığı zaman şok etkisi yarattı. Çünkü hani borsa bunu unutmuştu. Zaten işte bankaların hani satış haberi ile beraber 11.088 tarihi zirve gördük. Oradan biz 9.958'e kadar borsada bir artık vergi geliyor ve hani kazanç vergisi dediği işlem vergisi, yani kâr da etsen zarar da etsen herkesten bu alınacak ve bu alındığı zaman işte ne olacak? HFT'ler, yüksek frekansla işlem yapan fonlar, onlar sistemden çekilirse o zaman borsadaki likidite ne olacak? Bunlar bu soru işaretleri vardı. Orada da gelen açıklama şaşırtıcı. Yani bakıldığında yüksek frekansla işlem yapan fonların işte toplam işlem hacminin %40'ını yaptığını gördük ve o zaman vazgeçtik. Yani bunu demeden önce bilmiyor muydunuz ya da hani kamuoyuyla bu açıklamalar paylaşılmadan önce bunlar hiç incelenmedi mi sorusu maalesef insanın aklına geliyor. Buradan sonra endeks bir kez daha 10.300'ün altına 50 günlük ortalamasının altına kadar sarktı ve topyekün her yere satış geldi. Oradan sonra yeniden bir toparlanma hareketinin bir dip oluşumu. Çünkü 50 günlüğün de altına artık getirecek bir şey yok. Çünkü bir hani enflasyon iyi kötü devam ediyor. Her ay görece aslında kur yerinde saydıkça aslında dolar bazında endeks olarak bakıldığında hani önemli seviyelerdeyiz. Dolayısıyla tabii şunu da söylemem gerekiyor. Yani enflasyon muhasebesi kapsamında şirketlerin gelen karlılıkları, o karlılıklar doğrultusunda hedef fiyat revizyonları ve ima ettiği İşte fiyat kazanç, piyasa defter değeri gibi çarpanlar kötüleşiyor. Birkaç çeyrek daha böyle devam edecek. Bankalarla da bankadan enflasyon muhasebesinin dahil olmadığı için biraz elma ile armutu kıyaslar gibi bir durum söz konusu. Yani orada karlılıklar yüksek ama enflasyon muhasebesi geldiği zaman ki bazı uygulayan yabancı bankalar var biliyoruz. Hani karlılığın ne kadar aslında erozyona uğradığını, neredeyse kalmadığını da gözlemledik daha önce. Bunları üst üste koyduğumuz zaman yani temel taraftan çok endeksi destekleyen bir faktör olmaması, yabancı yatırımcının işte tamam kısa vadeli faiz farkından faydalanma, carry trade amaçlı gelmesi swap üzerinden ama
İşte bono tahvil tarafında gene bir potansiyel görmesi, ama hisse tarafında ya da hani buraya doğrudan sermaye yatırımı, değil mi? Hani bir fabrika açması, istihdam yaratması gibi oralara uzak daha yabancı yatırımcı. Yani bunu haftalık menkul kıymet istatistikleri verisinde de ciddi şekilde takip ediyoruz. Bunun olduğu yerde endeksteki o topyekün satışı karşılayacak kimsenin olmaması, yine yüksek frekanslı fonların bir yönde volatilitenin arttığını görüp o yönde onların da dayanması, yaptıkları sert satışlarla 50 günlük ortalamayı test ettik. Oradan bir dip oluşumu sonrası bir tepki hareketi var, ama bu kadar kısa sürede bu kadar fazla, yani daha endeks işte Perşembe Cuma 10.800'dü, Pazartesi 10.260'lara sarktı. Şimdi bir kez daha 10.700, 10.800 daha hafta kapanmadan. Yani bu bireysel yatırımcıyı ya da bizim işte bireysel emeklilik sistemi üzerinden filan, yani kurumsal biraz daha uzun vadeli perspektifte borsaya bakan yatırımcıyı çok hani cezbedecek bir durum değil. Dolayısıyla burada volatilitenin azaldığını görmemiz gerekiyor. Endeks işte 10.700, 10.800 bir kez daha deniyor. Orası eğer geçirirse 11.088 tarihi zirve. Tabii yani yıl sonu hedefler işte 13.000'ler, 14.000'ler belirten kurumlar var ya da bir yıllık perspektifte. Dolayısıyla TL bazında yeni zirveler görülecek bir yerden sonra, yani orada bir beis yok, ama ne zaman olacak? Hani ben biraz daha kurumsal yatırımcının, yabancı kurumsal yatırımcının Türkiye'ye biraz daha olumlu bakacağı, işte Moody's'den, belki peşi sıra Fitch'ten ve S&P'den de, onlar da çünkü notun görünümü durağandan pozitifte kaldı. Not arttırımları geldiği noktada biz işte CDS tarafında daha böyle 200 seviyelerin başlarına doğru geri çekilmenin olduğu bir seyri görürüz diye düşünüyorum. Bir de endekse ilişkin hani kısa vadeli yüzüme çarpan işte asgari ücrete bir zam gelmedi. Diğer taraftan enflasyon beklentilerden aşağıda geliyor. Bu hani gıda perakende ya da genel olarak perakende tarafındaki cazip fiyatlama, yani yılın başından bu yanaki performans sonrasında bir miktar frene basma, yani bir konsolidasyon, hazmetme süreci, endeks görece nispeten daha zayıf seyir. İşte buna karşın global düzlemde, konjonktürde çok bir toparlanma olmamasına rağmen, işte bakıldığı zaman yani etilen ya da rafineri kâr marjları tarafında ya da demir cevheri tarafında, hani daha bizim bulut çiplerimiz Ereğli, işte Petkim, Tüpraş vesaire buralara bir ilginin olduğu, havacılık tarafına ki hani cazip onlar açısından satışların arttığı, uçuş destinasyon sayısının arttığı bir dönemdeyiz. Hani orada çok iyi bir performans olmaması da biraz hani endeks açısından beni düşündürüyor. Yani 11.088 test edildi, %2-3'ten bahsetmiyorum. Daha ötesinde kalıcı bir performans olması adına havacılığın da destek olması şart diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Amerika ile bitirelim o zaman. Tabii. Amerika'da piyasalar bugün kapalı ama yarın tarım dışı istihdam verisiyle haftayı kapatacağız. Orada öne çıkan gelişmeler nedir sence? Şimdi Biden ve Trump'ın münazarası sonrası, yani Biden'a bir çekil, bu işi devam ettirmemiz çok zor, ettirirsek de Trump karşısında zafer elde etmemiz çok zor diye diretiliyor. Ama o da kesinlikle ben vazgeçmem, yarışın içindeyim mesajını veriyor. Şimdi bu biraz hazmedilmeye çalışılıyor. Konut piyasası çok iyi değil Amerika'da, ama iş gücü istihdam piyasası ayakta durmaya devam ediyor. İnsanlar tüketmeye devam ediyor. Hane halkın harcama tarafındaki eğilimine baktığımız zaman. Bugün tabii 4 Temmuz oranın bağımsızlık günü olması itibariyle piyasalar kapalı. Dün de erken kapandı, ama işte yarın tarım dışı istihdam verisiyle haftayı tamamlayacağız ve o zaten tüm ayın neredeyse en önemli, en değerli verisi ve gene beklentiler oldukça yüksek. Yani önceki aylarda olduğu gibi işte 170-180 beklendi, 270 falan gelmesi gibi bir durum halinde, hani Fed'den nispeten iyimser olarak piyasa tarafından algılanan açıklamaların bu sefer hani kötümser tarafına yoğunlaşılması riski var. Şöyle ki işte Portekiz'de Sintra'da yapılan panelde, Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği, belki oranın Jackson'oğlu olarak adlandırılabilecek panelde ECB Başkanı Lagarde konuştu. Devamında Fed Başkanı Powell konuştu ve piyasa tarafından iyimser algılanan bir tonda konuştu. Yani veriler iyi yönde gidiyor, ama daha fazla sayıda veriye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla faiz indirimleri gelebilir şeklinde piyasalara bir nebze moral verdi. Ama o daha fazla sayıda veriye ihtiyaç duyuyoruzun altında yatan önemli kalemlerden bir tanesi işte yarın gelecek olan tarım dışı istihdam. Tarım dışı istihdamda yarın bir kez daha böyle 300 binlere yakın bir istihdam artışı. İşte işsizlik oranının işte tarihinin düşük seviyelerine yakın seyretmesi, işte saatlik ortalama kazançların yukarıda, işte ya da haftada çalışılan saat sayısının falan yukarıda gelmesi gibi böyle daha
Şahin tarafa doğru yöneltebilecek bir veri seti biraz iyimserliği bozabilir. Orada da bir hani endeksler bazında ayrışma var. İşte teknoloji yoğun şirketlerin barındıran Nasdaq daha iyi performans gösteriyor. S&P 500 ortalarda Dow yani oranın sanayi endeksi olarak adlandırılabilir. Daha biraz yavaş kalıyor ama Amerika'ya ilişkin hani benim esas söyleyebileceğim kuvvetli bir tarım işsizlikten verisi piyasadaki şu an yaşanan iyimserliği biraz sekteye uğratabilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Euro dolar paritesi üzerinde de kısaca bahsetmem gerekirse hani 1.08'lere kadar geldik neredeyse. İşte 1.08.90, 1.09 oraları aşamadı yakın vadedeki döngü içerisinde. İşte burada yani piyasa hem Avrupa Merkez Bankası'nı hem de Fed'i olabilecek en iyi senaryoda fiyatlıyor. Yani Fed işte iki indirime falan devam eder. Avrupa Merkez Bankası birilere bakarak hareket eder vesaire. Ama hani Fed'in 2024'te faiz indirmeyebileceği bir noktaya doğru gidecek olursa ben paritede buralar iyi satış fırsatı olur. Bir kez daha bir sıfır altlara belki daha altına doğru geri çekilme potansiyeli barındırıyor diye düşünüyorum. Son belki bir parantez enerji fiyatlarına dair etmek lazım. Yani jeopolitik tansiyonun artması işte Lübnan'da vesaire yaşanan gelişmelerle beraber petrolde bir teknik anlamda da sıkışma yukarı yönde tamamlanmaya çalışıyor. Yani Brent petrol 90, Amerikan tipi petrol WTI 85'lere doğru bir hareket söz konusu olabilir. Yani bu değerli metal üzerinde işte altın 2.360 üzeri yeni belki zirvelere, gümüşü 31.20, 32.50'lere vesaire doğru götürebilir. Oralarda da temkinli olmakta fayda var diye özetleyebilirim sevgilisi. Teşekkür ediyorum. Haftaya sevgili Deniz'le beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum.